Omuzda rotator manşet oldukça önemli bir fonksiyona sahip bir anatomik yapı. Omuz çevresini, omuzun humerus başı dediğimiz omuzun çevresini destekleyen, omuza farklı işte yana açma, öne ve arkaya doğru bükme, bizim fleksiyon dediğimiz hareketleri yapmasını sağlayan, rotasyon hareketleri yapmasını sağlayan bir kas yapısı. Aynı zamanda omuzun stabilitesini, yani humerus başının glenoidle olan ilişkisini de sağlar. Genel olarak rotator manşet yaralanmaları iki tipe ayırmak mümkün. Bunlardan biri akut rotator manşet yaralanmaları. Genellikle aktif kişilerde, gençlerde bir travma sonucu oluşur. Dirence karşı omuzun kaldırılma hareketi sırasında olabilir ya da üzerine düşme sırasında oluşan travmatik akut rotator manşet yırtıklarını sıklıkla görebiliyoruz. Diğer bu grup zaman içerisinde, bu hasta grubu genellikle 50 yaş üzerinde hasta grubudur. Zaman içerisinde tendonda bir takım dejenerasyonlar, aşınmalar olur. Tendonda bir takım inflamasyonlar, ödemler olur. Kişi böyle zaman zaman omuz ağrısından şikayet ediyordur. Basit bir hareketle, örneğin bir halı çırparken ya da yukarıdan bir şey alırken omuzunda ağrı başladığından bahseder hastalar. Bu hasta grubu dediğim gibi dejeneratif, kronik rotator manşet yırtıkları 60 yaş üzerine, özellikle sıklıkla bayanlarda daha sık gördüğümüz bir rotator manşet yırtığı grubu. Rotator manşet yırtığında temel olarak hastalar bize omuzunu kaldıramama, gece ağrısı, işte omuz fonksiyonlarında bir takım handikaplar, hareketlerde bir takım kısıtlıklarla başvururlar. Bu hasta grubunu iyi bir fizik muayene, işte gereğinde radyolojik ve MR yöntemleriyle desteklenen yöntemlerle tanıyı koymak mümkün. Tedavide özellikle rotator manşet yırtığı tam kat değilse, yani kasların yarısından azını içeren bir yırtık varsa, ya tam kat değilse, kısmi yırtıksa, yani kasın yarısından azını içeren bir yırtık varsa cerrahi dişi yöntemleri öncelikle tercih ediyoruz. Nedir bu yöntemler? İlaç tedavisi, fizik tedavi oldukça yardımcı bize bu aşamada. Bu hasta grubunu sıklıkla bu yöntemlerle rahatlatabiliyoruz. Eğer yırtık tam kat ise ya da yarım kat kısmi yırtık olmasına rağmen fizik tedavi, ilaç tedavisinden fayda görmemişse bu hasta grubunda cerrahi tedavi geçilebilir. Cerrahi tedavi son dönemde kapalı yöntemler olarak halk arasında bilinen omuz artroskopisi yöntemleriyle yapılıyor. Omuzun etrafından böyle yarım şan santimlik birkaç kesiyle bir takım özel enstrümanlarla kası kemiğe bir takım özel ankor dediğimiz aparatlarla tutturuyoruz. Bu yöntem halk arasında hemen iyileştim, hemen ameliyat oldum, bir an önce iyileşmeliyim yönünde beklentilerin aksine ortalama iyileşme süresi 3 ay, 2,5-3 ay süren bir problem, rotator manşet problemi. En az cerrahi kadar önemli bir rehabilitasyon süreci var. Ancak hasta uyumuyla, iyi bir cerrahi teknikle, stabil iyi bir tamir yöntemiyle bu hasta grubunda %90'ların üzerinde iyi ve mükemmel sonuçlar almak mümkün.